kitap esas olarak şöyle başlıyor. Bir kere bir kavramsal ve yöntemsel bir tartışma yapıyor. Yani uygarlık nedir? Modernite nedir? Tarihsel süreç içindeki yerleri ve önemleri nelerdir bunların? Tarihe nasıl bakmak gerekir? Tarihi nasıl okumak gerekir? Gibi sorulara güncel örneklerle veya tarihsel örneklerle yola çıkarak yanıtlar aramaya çalışıyor. Temel tezi şu. Yani kitabın temel tezi şu söyleyebilirim. Bütün bu uygarlık sürecinde ikiye ayırabiliriz uygarlık sürecini. Bunun ilk süreci, başlangıç sürecini uygarlığa geçiş süreci olarak ele alabiliriz. Bunu Sümerlerden, Mısırlardan da bahsedebiliriz. Hatta daha da öncesinden Neolitik'ten. Çünkü uygarlığa da bir geçiş süreci var. Oradan da başlatabiliriz. Ve bütün dünyanın, bütün toplumların çok ufak tefek bazı şeyler dışında tamamen uygarlaştığı döneme kadar. Yani bu milattan sonra 1000'li yıllar, 1200'li yıllar falan oluyor. Böyle bir süreç var. Uygarlığa geçiş süreci diyoruz, diyorum ona. Ondan sonra arada önemli bir köşe taşı var. Modernite. Belki bütün dünyada aynı anda başlamadı. Esas olarak Avrupa'da başladı bu işte Rönesans reformla veya işte bilimsel devrim ve daha sonra aydınlanmayla ama en önemli köşe taşı budur. Ve ondan sonraki süreç de uygarlıktan kopuş sürecidir. Yani uygarlık sürecini uygarlığa geçiş, uygarlaşma süreciyle uygarlıktan kurtulma, ondan kopma süreci olarak ele alıyorum. Genel anlamda toplumun bilimsel anlamda bir tanımını yapıyorum ben. Yani uygarlık aslında toplumların, toplulukların toplumsal bir artı bir şekilde, toplumsal bir artı dönemine geçtikten sonra sınıflı, devletli, dinli sınıflara bölünmesi, yönetilen, sömüren ilişkisinin ortaya çıktığı toplumlar. Nötrüm ben burada yani. Uygarlık iyidir veya kötüdür anlamında değil. Nötr olarak böyle bir toplum biçimidir uygarlık. Bu şekilde ele alıyorum. Yani bir nevi sınıflıktan kurtulma sürecidir modernite ile başlayan süreç. Dolayısıyla modernite, ikinci bir temel teze geçiyoruz buradan. Modernite ile burjuva modernitesi aynı şey değildir. Yani modernite ile kapitalizm aynı şey değildir. Bu çok önemli. Neden önemli? Hem postmodernistler hem de premodernistler, yani moderniteye karşı olanlar, yani geçmişten yani dinsel düşünceyi savunanlar filan diyelim, ikisi de aslında modernite ile kapitalizmi, yani burjuva modelini, burjuva uygarlık modelini eşitleyerek, aynı görerek eleştiriyorlar. Veya Avrupa merkezciler de tam tersine gene eşitleyerek savunuyorlar. Şimdi modernite en genelde şu anlama gelir. Sami Nawi'nin de tanımıdır bu. İnsanların kendi kaderini kendi ellerine almasıdır. En kaba ve en genel ifadesiyle. Tabii toplumsal yansımalar da var bunun. Sadece bir tane bireyin kendi kaderini ele alması meselesi değil. Yani toplumların kendi kaderlerini göklerden, semadan veya büyük insanlardan, büyük importörlerden, krallardan beklemeyip kendi kaderlerini kendi ellerine alma çabasıdır. Ve modernite sürecinde ile birlikte bu noktada maddi bir güce dönüşerek, yani sadece fikir olarak değil, maddi bir güce dönüşerek de bunun atılımını yapmışlardır, başlamıştır. Dolayısıyla uygarlıktan kopuş, yani sınıflıktan kopuş, oradan kurtuluş süreci olarak şey yapıyorum, ele alıyorum. Temel şeyi budur, meselesi budur. Peki neden bunun tartışılmasını şey yapıyorum, istiyorum? Moderniteden sonra, yani o çağdan sonra yaşanan bütün devrimler aslında, bütün büyük toplumsal atılımlar, işte İngiliz devrimi 1640, 1789 Fransız devrimi, gene 1700'lerin sonlarına doğru şey, Amerikan İç Savaşı ve devrimi, 1848 Alman devrimi gibi, 1917 Sovyet devrimi, 1949'da yani 40'larda, 30'larda, 40'larda süren ve süre gelen Çin devrimi, Ulusal Kurtuluş Savaşları, bunun içinde bizim
Kemalist devrim, Türkiye'deki devrim, bunların hepsi aslında modernite devrimleridir. Yani sınıflıktan kurtuluş devrimleridir. Ama bunların bir kısmına burjuvazi önderlik etmiştir. Yani daha ağırlık koymuştur. Hepsini halk yapmıştır. Devrimleri halk yapar. Bastili, Danton, Robespierre basmaz. Halk basar. Kışlık Sarayı Rus proletaryası basar. Yani sonuçta bütün devrimleri halk yapar ama o tarihi koşullar içinde çeşitli sınıflar ağırlık koyabilir. Bu aslında modernitenin bir iç savaşıdır. Yani burjuvazi mi ağırlık koyacak yoksa emekçiler mi ağırlık koyacak meselesi. Ama sonuç itibariyle hepsi de başlangıç itibariyle sınıflıktan kurtuluş devrimleridir bunlar. Mesela bu bir tartışma yaratabilir. Aslında zamanımız yok belki ama bu kadim bir tartışması vardır Türkiye solunun, biliyorsunuz. Milli demokratik derim, sosyalist derim. Yani bu bakış açısıyla, yani bu tabloda aslında bu tartışmanın bittiğini gösteren bir şey. Yani bu buradan giderek aslında bu tartışmanın bitirebilirsiniz yani. Bu sonuca bağlayabilirsiniz. Bir de zaten bir sürü de deneyim yaşandı. Mesela bu konular tartışılabilir. Tartışılsın şey yaparım, isterim. Kapitalizmle moderniteyi eşitlememekin tartışılmasını isterim. Yani derinleştirilmesini isterim. Esas olarak kitap temel şeyleri bu. Ama kitapta tabii bazı özel konular da var. Yani sadece salt, kuramsal değil. Yani bunları ele alan kuramsal bir kitap değil. Mesela İbn Haldun'la ilgili bölüm var. İşte savaş ilgileri, tarihe bakışta ilgili şeyler var. Bölümler var. Bir kısmı önceden daha önce yazdığım bazı geniş makaleler olduğu gibi kısa köşe yazıları da var. Yani daha somut tartışmalar da yapılıyor kitap içinde. Yani böyle çok soyut, kavramsal bir şey de değil. Kitapta değil. Sorular ortaya atıyor. Onu söyleyeyim. Yani esas olarak soru ortaya atıyor. Yanıtları bu büyük süreçleri ele alan sorular bunlar. Dolayısıyla bunların yanıtlarını öyle kolay kolay belirli pratikler yaşanmadan vermek bir nevi biraz spekülasyona ve hatta kahinliğe girer. Yani biz ipuçları üzerinde tabii ki duracağız. Yani bugünden gördüğümüz bazı ipuçları üzerinde tabii ki duracağız ama esas olarak bu kitap mevcut tartışmaları şöyle bir derleyen, toparlayan bir kitap oldu. Ama o ipuçlarının neler olabileceği, mesela yeni bir modernitenin, sosyalizmin nerede tıkanıklıklar gösterdiğinin geleceğe uzanarak bazı tartışmaları yapmak lazım. Bir konu da eklemek istiyorum, izin verirsen. Kitabın önemli bölümü Marksizm üzerine. Yani Marksizm tartışmaları üzerine. Aslında bu yeni modernite perspektifiyle birlikte Marksizm ve bilimsel sosyalist pratikler ne gibi katkılar yaptılar ve nerede tıkandılar ve geleceğe köprü kurma potansiyelleri nedir? Ne durumdadır? Tartışan bir bölüm var. Son şeyde, bölümde. Onun da esas olarak ciddi tartışılmasını şey yaparım, isterim özellikle. Önemli bir dönem yaşandı. Bir pandemi, bir salgın, Covid salgını dönemi yaşadık. Yani hem bazı yeni unsurlar ortaya kattı. Şunu söyleyeyim, buradaki kitaptaki yazılan bütün makaleler Covid öncesi yazılmış, yani sunuş ilk şey hariç yazılmış makaleler. Covid hem bazı, bu kitapta da geçen bazı süreçleri bayağı bir hızlandırdı. Birdenbire hızlandırdı. Bir kısmını böyle tak dedi, kesti. Bir yandan da yeni unsurlar da şey yaptı, ortaya çıkardı. O burjuva modernitesinin çöküşe doğru gitmesinin, genel anlamda çökmesinin diyelim, artık dünyanın çok temel sorunlarını, insanlığın çok temel sorunlarını çözememesinin,
insanlığın geniş kitlelere bir burjuva anlamında dahi bir umut, bir gelecek umudu verememesinin nedenleri ve o çöküşten nasıl çıkılacağı. Çünkü bir şey çöktüğü zaman en başta yeni hemen oluşamayabiliyor. Bazen oluşuyor ama bazen çoğu zaman da oluşamayabiliyor. O zaman ne fışkırıyor? O daha eski fışkırıyor. Yani premodernite. Bunu çok yaşıyoruz bugün. Yani ülkemizde zaten çok net bir şekilde yaşıyoruz. Ya Amerika'da da yaşıyoruz. Sadece ülkemizde, Amerika'da da yaşıyoruz. Görüyorsunuz şeyleri, durumları falan. Yani şunu demek istiyorum. Bu yeni modernitenin, yeni bir çıkışın unsurları nelerdir, ipuçları nelerdir? Bu kitap ona başlamış durumda ama aslında yeni bir kitabı, yeni makaleleri de davet ediyor sanıyorum. Yani benim açımdan böyle. Olay böyle. Yani benim yazmam istediğim veya düşünmek istediğim, tartışmak istediğim, derinleştirmek istediğim yeni bazı unsurları da ele alarak çok daha fazla konu var.